Zonguldak şehir merkezindeki Gazi Paşa Caddesi'nde Zeki Çakan'ın belediye başkanlığı döneminde yapılan ve Zonguldak'ın simgesi haline gelen havuzlu kuğu heykeli kamyon çarpması sonucu hasar görmüştü. Kuğu heykelinin yerine dünyanın üzerinde kanat çırpan iki güvercini temsil eden Barış ve Özgürlük heykeli dikildi. Heykelin altında bulunan havuzsa toprakla doldurulurken çiçek dikileceği öğrenildi. Vallahi güzel olmuş ama altındakini görmek lazım. Uyum sorunu var şu anda göremediğimiz için. Peki daha önceki ne vardı burada biliyor musunuz? Tabii kuğularımız vardı. Yıllanmış kuğularımız. Kazaya kurban gittiler. Peki nasıl buldunuz şimdiki? Hangisi güzel sizce? Vallahi bu da hoş bir şey olmuş herhalde. Yeşillendiği zaman daha güzel olur inşallah. Vallahi çok güzel. Eskiden yunuslar vardı yanlış hatırlamıyorsam, bir de havuz bayağı pistti. Ya sonuçta Zonguldak Caddesi ana caddesi ilimiz. Evet. Bu görüntü biraz daha güzel oldu yani. Hoş oldu. Sevindik. Teşekkür ederiz belediyemize. Yani biraz da şu yolları yapsa, kaldırımlar yapsa biraz daha güzel olur yani. Baktığın zaman dışarıdan misafirlerimiz geliyor, yurt dışından da olsun. Yaz da geldi sonuçta. Hani Zonguldak görüntü zaten olsun, güzel olsun, her şey daha güzel olsun diye bekliyoruz ama olmuyor. Heykeli ilk gördüğümde arkadaş Zonguldak'ın Eyfel Kulesi demişti abi. Ama güzel heykel. Yani böyle şeyler yapılmalı Zonguldak'a. Heykelde kullanılan güvercin sektörü büyük ihtimalle. Güvercin simgesi de dostluğu ve barışı simgelediği için Zonguldak için güzel bir simge olmuş. Umarım Zonguldak'taki bütün herkes de bu güzelliği, bu dostluğa ve sevgiye riayet eder. Bu şekilde havuzun bir anlamı olmuş olur. Bu beğeni meselesi yani. Herkesin zevki, estetik görüşü farklı. Ya bir şehirde aslında heykeller olması lazım. Ama heykeller de o şehrin kimliğini belli etmesi lazım. Yani bu şehir bana göre Martı'ya benziyor. Sahil kenarında olduğumuzdan herhalde onu düşünerek diktiler bu heykeli.